Bülent Orakoğlu Amerika neden Kod Mazlum Kobani ile görüşmekte ısrar ediyor? Barış Pınarlar Askeri Harekatı'nda TSK ve ÖSO'nun kısa süre içinde YPG'yi silindir gibi ezerek sahadan silmesi üzerine ABD ve Rusya ile yapılan diplomatik görüşmelerde Türkiye tarih yazarak neredeyse arka arkaya iki mutabakata imza atmıştı. ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatlarda Fırat'ın doğusunda Suriye'nin kuzeyinde sınır bölgesinde 440 kilometre uzunluğunda 32 kilometre derinliğinde bir bölgenin YPG PKK'dan tamamen temizlenmesi yönünde alınan kararlar imza altına alınmıştı. Türkiye bu operasyonla emperyalist küresel güçlerin bir asırlık sözde terör devleti kurma projesini ikinci İsrail engellerken Türkiye'yi çevreleyen terör koridorunu da paramparça etmişti. Türkiye terör koridoru yerine güvenli bölgenin sınırlarını çizmişti. Türkiye'nin ABD ve Rusya ile yaptığı anlaşmalar dünya basınında geniş yankı buldu. ABD medyası Erdoğan'ın Trump'a karşı zaferi manşetlere attı. Washington Post ve New York Times gazeteleri Türkiye'nin istediğini aldığını haberini manşetlerine taşıdılar. Guardian ve France 24 ve Los Angeles Times Türkiye istediğini aldı. Mutabakatın Türkiye'nin lehine olduğu görüşünü kamuoyuyla paylaştılar. Yunan radyo ve TV kanalları yayın alkışlarını keserek anlaşmanın detaylarını duyurdular. Türkiye'de ise bir kısım medya, Barış Pınarları askeri harekatı sonrasında ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatlar hakkında safen mi, hezimet mi, güvenli bölge, YPG devleti için güvenli koridoruna dönüşmek üzere YPG terör örgütü değil, yeni çözüm süreci mi geliyor, iktidar Esed'de anlaşsın şeklinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti eleştiren yazılar ve yorumlarda bulundular. Şüphesiz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarları askeri harekatlarında savunma sanayisinde attığı dev adımlarla millilik ve yerlilik oranını artıran Türkiye, sınır ötesi operasyonlarında da bu sistemler ve silahlardan faydalanarak teröristleri ininde etkisiz hale getiriyor. Barış Pınarları operasyonunda Türkiye, Suriye'de hem masada hem sahada var olduğunu bir kez daha ispatlamıştır. you Türkiye bölgede bölücü terör tehdidini ortadan kaldırarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini garanti altına alma gayreti içindeydi. 16 Eylül'de yapılan Ankara zirvesinde Türkiye, Rusya ve İran Anayasa Komitesi'nin kuruluşunu ilan etmişlerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ekim'de komitenin ilk kez toplanacağını vurgulayarak beklentimiz Anayasa Komitesi'nin Suriyelilerin meşru ve haklı beklentileri çerçevesine gerçek ve kapsamlı bir siyasi siyasi değişiminin önünü açmasıdır demişti. Ancak Amerika'nın Türkiye'nin güvenli bölge sınırları dışına askerlerini çekmesi karşısında Amerika'ya cephe alan YPG, PKK terör örgütü mensupları bölgeyi terk eden Amerikalı askerlere tepki göstermişlerdi. Satıldıklarını iddia eden terör mensuplarına ABD Savunma Bakanı Mark Esper, NATO müttefiki olan Türkiye'ye karşı Kürtlere, YPG, PKK'ya yardım etmek için veya otonom bir devlet kursunlar diye görevlendirilmedik. Bu nedenle Türklerle savaşamayız. Amerika'nın YPG PKK ile işbirliği yapmasının temel nedeni DEAŞ'la mücadeledir demişti. Ancak YPG PKK içinde bazı unsurların rejim ve Rusya ile ilişki kurma teşebbüsleri karşısında Amerikalı yetkililer birden ağız değiştirerek YPG PKK terör örgütüyle güvenli bölge dışında tekrar birlikte çalışabilecekleri yönünde açıklamalar yapmaya başlamışlardı. YPG PKK ile birlikte Fırat'ın doğusunda güvenli bölge sınırları dışında birlikte çalışmayan devam edeceklerini açıklayan Amerikalı üst düzey yetkililer ve bir grup senatör bu amaçla YPG PKK elebaşı Ferhat Abdi bin Halil'in yıldızını parlatmak amacıyla Mazlum Kobani, Şahin Cilo, Ferhat Abdi Şahin kod isimlerini kullanan terörist başını Washington'a davet ettirmek için ciddi bir çalışma yaptıkları biliniyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşı Şahin Cilo kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'in ABD Başkanı Donald Trump'la telefonla görüştüğü ortaya çıkmıştı. Şahin Cilo daha önce de Birleşmiş Milletler'le masaya oturmuş bir anlaşma imzalamıştı peki terörist başı Abdullah Öcalan'ın hakkında manevi oğlum dediği, emrini verdiği çok sayıda kanlı eylem nedeniyle, kırmızı bültenle aranan masum Kobani ile, ABD neden görüşmekte ısrar ediyor? Zira ABD istihbaratı Suriye'de Esed'le anlaşan terör örgütü YPG'nin CENTCOM ve ABD özel kuvvetlerinden edindiği bilgileri Şam ve Rusya ile paylaşmasından korkuyor. Türkiye ise Kod Mazlum Kobani'nin Trump'la görüşmek için Amerika'ya gittiğinde çok sayıda cinayetin faili olan teröristin yakalanarak Türkiye'ye teslimini istiyor. Diyor.